Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Karanlık Dosyalara bir yeni bölümle daha devam ediyoruz. Ve Karanlık Dosyaların bugünkü bölümünde Shailene Farrell davasından bahsedeceğiz. Uzun zaman sonra kaybolan bir kişiden bahsedeceğiz. O yüzden çok heyecanlıyım. Bu tarz davaları anlatmayı özledim açıkçası. Umarım siz de özlemişsinizdir. Ama videoya geçmeden önce Karanlık Dosyalar Podcast'inin bu haftaki bölümünde Amerika'nın ilk kadın seri katili olan Eileen Wuornos davasını işledik. Sizce o gerçekten bu şekilde mi doğmuştu, yoksa yaşadıkları mı onu bu hale getirmişti? Podcast'i dinledikten sonra mutlaka bunu bana söyleyin düşüncenizi. But you're okay now. I'm okay. I'm okay. God is going to be there. Jesus Christ is going to be there. All the angels and everything. And you know, whatever's on the beyond. I think it's going to be more like Star Trek beaming me up into a space vehicle, man. Then I move on, recolonize to another planet or whatever. But it's whatever's the beyond. I know it's going to be good because I didn't do anything as wrong as they said. I did the right thing. There had been something in you that was getting you to do that. Oh, you are lost, Nick! Dinlemek için de tabii ki ücretsiz aşağıdaki açıklamalardaki linke tıklayabilirsiniz. En başında bulunuyor olacak açıklamalar kutusunun. Evet, şimdi videomuza geçebiliriz. Yaz günü sabahında Shailene Farrell'ın canı böyle içecek soğuk bir şey istemişti. Ama buzdolabına baktığında hiçbir şey bulamadı. En azından istediği hiçbir şey yoktu. Aslında istediği tek şey böyle limonlu, şekersiz bir Lipton Ice Tea'ydi. Ki kesinlikle reklam değil. Gerçekten de istediği şey buymuş. Yani öyle düşünmeyin marka verdim diye. Bilmeyenler için de bir bilgilendirme geçeyim. Türk markası değil aslında. İskoçya'da kurulmuş Unilever'a ait bir marka. Her neyse, dediğim gibi sadece canı bir iced tea istemişti. Böyle limonlu, şekersiz, ferahlayacak bir şey istiyordu. Ve canı gerçekten o kadar çok istemişti ki bu buzlu çayı içmeyi, annesinin arabasının anahtarlarını aldı ve küçük kız kardeşi Colleen'in de yanına gidip işte ben markete kadar gideceğim, bir kendime işte iced tea alacağım, sen de bir şey istiyor musun diye sordu. Colleen de herhangi bir şey istemediğini söyledi ve Shailene hemen geri döneceğim diyerekten ona evden ayrıldı. Evleri Pika, Ohio'daydı ve bugün tarihlerden 8 Ağustos 1994'tü. Shailene'in evden ayrılışı ise sabah saat 10'du. Kız kardeşi Colleen 14 yaşındaydı o sırada ve Shailene de birkaç hafta önce 18 yaşına girmişti. Ayrıca iki tane de erkek kardeşleri vardı ikilinin. Bunlardan birisi yine ergenlik çağında olan Michael adlı kardeşleriydi. Diğeri ise 4 yaşına yaklaşmış olan Sean'du. Shailene'in de aslında en çok yakın olduğu kardeşinin bu küçükler olduğu söylenirdi. Ama devam edelim. Shailene evden ayrıldı dediğim gibi o gün sabah 10'da. Hatta Colleen anlattığına göre pencereden dışarıya baktığında annesinin 1981 Chevy Malibu arabasının garaj yolundan Shailene tarafından çıkarıldığını görmüştü. Yani arabaya binip gittiğini biliyordu. Gittiği yönse Pick and Save adlı marketin yönüydü. Market sadece metreler uzaktaydı aslında evden ve yürüyerek de gidilebilecek bir mesafedeydi. Hatta 2 hafta önce Shailene orada yarı zamanlı olarak çalışmaya başladı. Ama benim araştırmalarda bulduğum kadarıyla Pick and Save'in çalışanlarının hepsi Shailene'i tanımalarına rağmen o sabah hiçbirisi onu markette görmemişti. Aradan bir süre geçince ve Shailene eve dönmeyince Colleen endişelenmeye başladı. Acaba nerede, ne yapıyor vesaire diye düşündü. Ama yine de yani ablası sonuçta birkaç hafta önce 18 yaşına girmişti. Ve hani büyük ihtimalle artık bize bir haber vermesi gerektiğini düşünmüyor diye düşündü o da. Arkadaşlarıyla vesaire buluşmuştur. İşte son anda bir plan yapmıştır. O yüzden gelmemiştir diye düşündü ve hani en azından bir süre endişelenmeyin dedi. Bu arada anneleri Darlene Farrell da o hafta New Jersey'ye gitmişti. Çünkü kendi annesi bir sağlık sorununu yaşıyordu ve hastanede tedavi görüyordu. Bundan dolayı onun yanında olmak, ona destek olmak istemişti. Ve kaynaklardan gördüğüm kadarıyla bu sebeple küçük oğlu Sean'u da yanına alıp bu 4 yaşında olanı annesinin yanına gitmişti. Yani bundan dolayı evde değildi ama Darlene'in nişanlısı Dwayne Childers geride kalmıştı. Yani evde kalmıştı. Diğer çocukların başında duruyordu. Hem de onun da tabii bir işi vardı. Ve bu işten dolayı o öyle rahat rahat çıkıp gidemezdi. Dwayne ise kızların üvey babası oluyordu bu noktada. O sadece küçük oğlanların babasıydı. Ve kendisi bir yerel üretim tesisinde gece vardiyasında çalışıyordu. Yani akşam olduğunda evden çıkıp gidiyordu ve sabaha kadar çalışıyordu.
çalışıyordu, sabah geldiğinde de uyuyordu. Akşam tekrar uyandığında işe gidiyordu. O da Shaylin evden ayrıldığında tam yeni yatmıştı zaten. Yeni uykuya dalmıştı ve eve geldiğinde Shaylin'i, Colleen'i görmüştü o gün zaten. Ama o gece işe gitmek için uyandığı zamana kadar Shaylin'in hala gelmediğinden haberi yoktu. Colleen yine de endişelenmemek gerekir. Hani belki dışarıdadır işte ne bileyim haber vermek istememiştir diye düşündüğü için babasına söylememişti. Hani uyandırmayayım zaten geceleri çalışıyor en azından uykusunu alsın demişti. Ama Dwayne uyandığında ve akşam saat 7 olduğunda Shaylin'in Pick and Save marketindeki müdürü evlerini aradı. Ve onlara hani Shaylin neden işe gelmedi diye sordu. Bu sırada anladılar ki Shaylin hani sadece eve gelmemek değil işteki vardiyasına da gitmemişti. Ve açıkçası Dwayne de hani çok endişeli değildi. Daha çok sinirliydi bu haberi duyduğunda. Çünkü anneleri Darlene de şehir dışındayken Shaylin'in arkadaşlarıyla takılmak için annesinin arabasını aldığını ve bu yüzden de işe gitmediğini bir yerlerde arkadaşlarıyla eğlendiğini düşünmüştü. Hani yaramazlık yapıyor diye düşünüyordu anlayacağınız üzere. Annesi zaten orada olmadığı için hazır arabaya da tam erişimleri vardı ve annesi hani neredesin, arabamı getir vesaire demeyecekti sonuçta. Bundan dolayı hiçbir şey yapmadılar ve beklemeye koyuldular. Eninde sonunda gelir diye düşündüler. Ama sonraki sabah olduğunda Shaylin'den hala hiçbir haber yoktu. Eve de gelmemişti. İş yerine de gitmemişti. Colleen ve Dwayne de giderek daha fazla endişelenmeye başlamışlardı. Yani Dwayne en azından kendisi o gece işteyken Shaylin'in eve döndüğünü umuyordu. Ama geldiğinde tabii ki ortalıkta hiçbir şey yoktu. Ve Shaylin'in geceyi bir arkadaşında geçirip geçirmediğini öğrenmek için arkadaşlarının evlerini aramaya başladılar. İşte geldi mi, haberiniz var mı, en azından anlattı mı nereye gittiğini vesaire söyledi mi diye. Ama maalesef ki ortadan kaybolmadan önceki o pazar gününden beri hiç kimse Shaylin'le konuşmamıştı. Hiç iletişime geçmemişlerdi. Bu noktada Shaylin'in en son görülmesinin üzerinden tam 24 saat geçmişti. Ve Dwayne artık çok endişeliydi. Kesinlikle başına bir şey geldi diye düşünüyordu. Ve direkt olarak Pika Polis Departmanı'nı aradı. Kızlarının kayıp olduğunu bildirdi ve onun ardındansa Darlene'i aradı. Darlene'e de olanları anlattı. Bunu duyan Darlene de tabii ki çok paniğe girdi ve annesinin yanından erken bir şekilde ayrılıp oğluyla birlikte eve döndü Darlene'i aramak için. Polislerse ailenin anlattıklarından sonra tek bir fikre sahiplerdi. Shaylin kesinlikle kendi isteğiyle gitmişti onların gözünde. Zaten 18 yaşına girmişti. Artık resmi olarak bir yetişkindi. Ve istediği gibi gelip istediği gibi gitme hakkına sahipti. Kimse ona karışamazdı. Ve hani evden sadece bir iced tea alabilecek kadar parayla ayrılmıştı. Kimliğini, kıyafetlerini geride bırakmıştı. Ama buna rağmen ilk olarak kaçtığını düşündüler. Polisler bu noktada tabii ki sadece Shaylin değil kullandığı arabayı da arıyorlardı. En azından hani içinde olsun olmasın onlara bir ipucu verebilirdi. Ve kısa süre içerisinde arabayı buldular. Pick and Save adlı marketin otoparkında önceki sabahtan beri park edilmiş halde duruyordu. Ama arabada ya da etrafında Shaylin'den hiçbir iz yoktu. Ve hani nereye gitmiş olduğunu gösterebilecek de hiçbir şey bulamadılar. Markete girmediği söyleniyordu. Bazı kaynaklarda arabasında IC'nin bulunduğunu gördüm. Ama hani hangisi doğrudur bilemiyorum. Kimi kaynakta markete girmediği ve kimsenin onu görmediği yazıyordu. Kimisinde ise iced tea var diyordu. Belki başka bir yerden almıştır iced tea'yi bilemiyorum. Ama sonuç olarak otoparkta ve arabanın etrafında içinde vesaire hiçbir mücadele izine de rastlamadılar. Yani birisi gelip de ona bir şey yapmış ve hani bunun sonucunda başına kötü bir şey gelmiş gibi bir iz yoktu ortalıkta. Yani bu da büyük ihtimalle her kimin yanındaysa, her kim yanına geldiyse ya da nereye gittiyse gönüllü olarak gittiğini ve bu kişiyi tanıyor olabileceğini gösteriyordu. Araba bulunduğunda söylenenlere göre Icy ile birlikte arabanın anahtarları da vardı ve koltukta duruyordu. Ayrıca birden fazla camı da açık bırakılmıştı. Ama hani bir Ağustos ayında bir gün olduğunu düşününce Shaylin'in arabanın camlarını havalansın diye açık bırakmış olabileceğini düşünmekteler. Bunun üzerine dedektifler Shaylin ile bağlantılı olan herkesle görüşmeye başladılar. Ama Shaylin'in kaçma eğiliminde olduğuna dair hiçbir şey bulamadılar. Shaylin
zaten birkaç hafta içerisinde Pika Lisesi'ndeki son sınıfa başlayacaktı. Yani 12. sınıf olmuştu ve bütün arkadaşları dört gözle beklediğini söylüyorlardı bu son senesini. Yani bir an önce mezun olmayı ve hatta ileride bir öğretmen olmayı umuyordu ve ailesiyle de çok yakındı söylenenlere göre. Hayatında böyle ona ortadan kaybolma ihtiyacı duyduracak hiçbir şey olmadığını söylediler. Ufak bir şey yaşanmıştı ama bu da çok kısa bir süre içerisinde çözülmüştü. Söylenenlere göre Celine son zamanlarda yeni arkadaş grubu edinmişti ve hem bu yeni arkadaşların da yanında bir tane de çocukla takılmaya başlamıştı. Bu çocuktan sadece bir kaynakta bilgi gördüm. Hiçbir şey verilmemiş, diğer kaynaklarda bahsedilmemiş. O yüzden durumu nedir, bir şüpheli midir değil midir bilmiyorum. Olsa büyük ihtimalle söylenirdi. Ama verilen bilgilere göre bu arkadaş grubuyla Shaylin sürekli partileme halindeydi. Ve arkadaşları da kendisinden yaşça büyük insanlardı çoğunluk olarak. Hatta sabıkaları vardı bazılarının. Ve bu arkadaş grubuyla takıldığı süre içerisinde bir gün annesi onu ot içerken yakalamıştı. Yasaklı bir madde ve küçük bir belaya bulaşmış olmuştu bu şekilde Shaylin. Çünkü annesi bunu görünce çok kızmıştı. Yani hem yasal değil hem böyle bir şeyi yapman seni kötü bir sonuca sürükleyebilir diye çok sinirlenmişti ona. Ve bunun üzerine, bu tartışmaların üzerine Shaylin evden ayrılıp bir arkadaşının yanına gitmişti. Ama yine de arkadaşının yanında olmasına rağmen ailesiyle sürekli iletişim halindeydi. Ve birkaç hafta sonra da oradan geri ayrılıp evine dönmüştü. Aralarında annesiyle hiçbir kırgınlık, bir küslük vesaire yoktu. Birbirleriyle ilişkileri söylenenlere göre her zamanki gibiydi. Hiçbir böyle bir sıkıntı, bir soğuma vesaire bir şey yaşanmamıştı. Annesi de bu yaşanan olayı ergenlikte kızının yaptığı bir taşkınlık olarak değerlendirmişti. Ve hani çok da üstüne gitmemeye karar vermişti Shaylin'in. Bundan dolayı da Shaylin'in evden kaçmak için hiçbir nedeni olmadığına inanıyorlardı. Yani bir şeyden bıkmış olsaydı büyük ihtimalle tekrardan başka bir arkadaşının evine gidecekti. Ve hani ortalıktan kaybolmaya çalışmayacaktı. Özellikle de üzerinde hiçbir para, hiçbir kıyafet, hiçbir eşya olmadan. Ama yine de polis Shaylin'in kaçırıldığına dair de hiçbir kanıt bulamıyordu. Yani yanına hiçbir şey almadığını, arkadaşlarına kaçmaktan bahsetmediğini de göz önüne aldıklarında halktan yardım istemenin tek çare olduğuna karar verdiler. Bundan dolayı medyaya gidip Shaylin'in işte kaçırılmış olabileceğini, kendi isteği dışında bir yere götürülmüş olabileceğini söylediler ve halka bu olayı duyurmaya başladılar. İşte onunla yakın zaman içerisinde temas içinde olan kişilerin öne çıkmasını, en ufak bir bilgiye sahip olanlar varsa polise korkmadan her şeyi anlatmalarını talep ettiler. Ama müfettişler Shaylin'i o Pick and Save'in otoparkında gördüğünü hatırlayan herhangi bir tanık bulamadılar. Shaylin'in ortadan kaybolduğuna inanıldığı saatler sırasında o otoparkta birkaç kişi vardı, evet. Ama bu insanların hiçbiri olağan dışı bir şey görmemiş ya da duymamıştı. Shaylin eğer otoparktan kaçırılmışsa bile hiçbir şekilde mücadele etmemişti. Ortalıkta buna dair bir iz yoktu. Ve muhtemelen tanıdığı ya da tanıdığını sandığı birisi tarafından bir arabaya vesaire bindirilmişti. Böyle düşünüyorlardı en azından. Shaylin'in ortadan kaybolmasıyla ilgili haberler yerel gazetelerde yayınlanınca birkaç kişi bu konuda ipucu vermek için polisi aradı. Bölgede bazı insanlar Shaylin'i gördüklerini söylüyorlardı. Ama polis bu ipuçlarını takip etse de hiçbirini doğrulayamadı maalesef. Bir kişi Shaylin'in kimliği belirsiz bir erkek tarafından Interstate 75 adlı yoldan böyle aşağı doğru götürüldüğünü söyledi. Ama yine de polis bu bilgiyi de teyit edemedi. Çok ilginç bir şey yaşandı ama. Kaybolduktan bir süre sonra Shaylin'in annesine bir telefon geldi. Telefonda iki tane adam vardı. Onlar arıyorlardı. Ve polisin kıçlarından ayrılmasını yoksa sonucunun üzücü olacağını söylediler annesine. Hemen ardından da telefonu kapattılar. Darlene tabii ki bu aramayı hemen polislere bildirdi. Ve arama takip edildiğinde polisler bu aramayı yapan iki adamın Shaylin'in bu son zamanlarda takılmaya başladığı ve kendinden yaşça büyük olan arkadaşlarından olduğunu fark ettiler. İkisi de sabıkalıydı. Hatta hapis yatmışlardı ve Shaylin'den yaklaşık 7-8 yaş büyüklerdi. Shaylin'in en yakın arkadaşı Amy de onun kaçırıldığına ikna olmuştu. Çünkü hani ikisi normalde sürekli temas halindeydiler. Hep birbirlerinden haber alırlardı. Ve Shaylin eğer şehirden ayrılmayı düşünüyor olsaydı söyleyeceği tek bir kişi olsa bu Amy olurdu. Hatta
Hatta Shailene kaybolmadan önceki günde büyük bölümünü günün birlikte geçirmişlerdi. Şehirde çeşitli yerlere gitmişlerdi, bazı arkadaşlarını ziyaret etmişlerdi ve Shailene o akşam saat 9'da televizyonda yayınlanacak olan bir programı izlemek istiyordu. Bundan dolayı Amy 9'dan önce Shailene'i eve bırakmıştı. Film bittikten sonra da ikili konuşmuşlardı ve hani hiçbir şey yoktu ortada. Hiçbir sıkıntı, hiçbir yanlış bir şey olmadığından Amy emindi. Ve bu konuşmada Shailene kaybolmadan hani 12 saat önce bile gerçekleşmemişti. 12 saatten kısa bir süre önceydi. Daha önce dediğim gibi Shailene kaybolmadan 2 hafta önce Pick and Save adlı bu markette çalışmaya başlamıştı yarı zamanlı olarak. Ve o cuma günü de ilk maaşını almıştı. Hafta sonu bittiğinde ise aldığı bu 50 doların tamamını neredeyse harcamıştı. Telefon faturası için ailesine destek oluyordu bu sırada. Ve onlara 30 dolar vermek zorunda kalmıştı. Yani kendine 20 doları kalmıştı. Bu kalan 20 dolarla da bir tane Tim McGraw CD'si almıştı. Ve aynı zamanda makyaj malzemeleri almıştı. Ama kaybolduğunda bu aldığı şeyleri de geride bırakmıştı. Yani neden bir yere gitmeyi planlıyor olsa, kaçmayı planlıyor olsa bunları alsın ve geride bıraksın? Hiç mantıklı gelmiyor insana. Herhangi bir banka hesabı, bir kredi kartı vesaire de yoktu. Ve hani her neredeyse elindeki o nakitten başka hiçbir şekilde maddi desteğe ulaşımı yoktu. Eylül ayına gelindiğinde Shailene'in kaybolmasıyla ilgili soruşturma artık durma noktasına gelmişti. Hiçbir ipucu bulunamamıştı ve çok fazla bir ilerleme de kaydedilmiyordu. Pika Polis Departmanı'nda zaten 4 tane dedektif var. Ve onlar da zamanlarının çoğunu Shailene'i aramak için geçirmişler. Yani bu dava üzerine yoğunlaşmışlardı. Aldıkları tüm ipuçlarını da takip etmeye devam ettiler. Ama sağlam bir şeye hiçbirinde ulaşamadılar maalesef. Yani yeni bilgiler gelmeye başlamadıkça Shailene'in davası artık unutulmaya yüz tutmuş bir dava haline gelecekti zamanla. Ama tabii Shailene'in ailesi de davayı insanların zihinlerinde hala taze tutabilmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Fakat yine de hüsrana uğradılar. Çünkü dava Pika bölgesi dışında çok fazla bir ilgi çekmemişti medyada vesaire ve insanlar arasında yayılmamıştı. Hatta Shailene'in annesinin söylediğine göre etraftaki insanlar, halk da Shailene'i aramak için çok çaba göstermemişlerdi. Yani o mesela her yerde kayıp ilanları dağıtıyordu insanlara söylediğine göre ve hani etraftan geçen kişiler bırakın kayıp ilanını almayı, bakmayı bile reddediyorlardı. Hatta Darlene'i gördüklerinde yönlerini değiştirmeye, oradan uzaklaşmaya çalışıyorlardı. İşin garip tarafı Shailene'den sonra o bölgede başka bir kişi daha kaybolmuştu ve halkın hepsi böyle bir araya gelmişti. Resmen o kişiyi bulmak için böyle güçlerini birleştirmişlerdi. Aramalara katılmışlardı, insanlara yaymışlardı, duyurmuşlardı. Bu kişi bulundu maalesef, cansız bulundu. Ama yani bunları görmek Darlene'i o kadar üzmüştü ki, çünkü hani neden benim kızım için bu çabayı göstermediler diyordu. Başka bir kişi kaybolduğunda bu çabayı gösteriyorlar. Ama benim çocuğum için neden bu değeri göstermediler, onu neden önemsemediler diye düşünüyordu. Ayrıca Shailene ilk kaybolduğunda polislerin onun kaçtığını düşünmesinin de bu davayı çok yavaşlattığına inanıyordu ailesi. Aylar geçtikçe artık inanmaya başladılar gerçekten Shailene'in başına bir şey geldiğini polisler. Ve hani aile zaten biz başından beri size bunu söylüyorduk diye bir hani sistem içerisindeydi açıkçası. Shailene dediğim gibi son sınıfa başlayacağı için çok heyecanlıydı ve üniversiteye gitmek, yüksek lisans yapmak hatta çok istiyordu, hayalleri vardı. Polis her ne kadar Shailene'in hayatta olmadığına dair hiçbir kanıtları olmadığını söylese bile Shailene'in ailesi artık onun hayatta olmadığına inanıyorlardı ve Nisan 1995'te onun ölüm ilanını yerel gazetede yayınlattılar. Ardından da onun için bir anma töreni düzenlediler. Shailene kaçırılmış olsa bile hayatta kalma şansı oldu inanan bazı insanlar hani ailenin bu yaptıkları şey kararına katılmıyorlardı. Ama yani ne bileyim, bence yardım etmeyen insanların çok da bu konuda bir şey söyleme hakkı yok. Yani bu ailenin yerinde olmak istemezlerdi sonuçta hiçbirisi ve onların ne düşündüğünü ya da neyin mantıklı geldiğini kendileri yargılayamazlar diye düşünmekteyim. Her neyse, polis her ne kadar anma töreni, ölüm ilanı vesaire verilmiş bile olsa bunun davadaki araştırma süreçlerini herhangi bir şekilde etkilemeyeceğini ve Shailene hayattaymış gibi onu aramaya devam edeceklerini söylediler. Ama yine de dedektiflerin hani bu davada yapabilecekleri şeyler çok sınırlıydı. Ellerinde herhangi bir işte suç mahalli yoktu, görüşebilecekleri net bir tanık yoktu ve bunlardan da dolayı Shailene ne olduğunu kasabada mutlaka birilerinin bildiğine ikna olmaya başladılar artık. Birileri biliyordu.
bir şeyleri en azından görmüş, duymuştu. Ama hiçbirisi öne çıkıp da bunları söylemiyordu. Ya birileri tarafından korkutuluyorlardı, ya karışmak istemiyorlardı. Sebebi her neyse, mutlaka birinin bildiğini ama öne çıkmadığını düşünüyorlardı. Ve hani halka tekrardan bir ricada bulundular. Her ne olursa olsun bize söyleyin diye. Ve bunun sonucunda bir iki tane ipucu çıktı ortaya. 1998 yılında Shaylee'nin iki tane adam tarafından kaçırıldığına ve canına kıyıldığına dair bir ipucu aldılar. İpucunu veren kişi o adamların Shaylee'nin bedenini Union City, Ohio civarında bir yere attığını söylemişti. Ve polisler arama köpekleriyle bu bölgeye gittiler, net olarak belirtilen bölgeye. Ve bu Union City'nin güneyinde bulunan bir yerde arama köpeklerinden birisi 3 tane farklı bölgeye tepki gösterdi. Bunun üzerine araştırmacılar bu alanların 3'ünü de kazdılar. Ama yani Shaylee'nin davasıyla alakalı hiçbir şey bulamadılar. Ayrıca Pika dedektifleri hani herhangi bir isim vermediler ama Shaylee'nin kaçırılmasında iki adamdan şüphelendiklerini söylediler. Bu noktada artık bunu bir cinayet soruşturması olarak yürütüyorlardı. Her ne kadar onlar söylemese bile medyada çoğu yerde bu adamların isimleri verilmiş. Ben isim verilen bir kaynak bulamadım. Ama kaynakların çoğunda verildiğini ve insanların gördüklerini gördü. Öğrendiğim kadarıyla bu iki adam Shaylee'nin annesini arayıp da işte polis peşimizden ayrılsın diyen o adamlarmış. En azından iddia bu yönde. Onların sadece söyledikleri şey, şüphelilerin ikisinin de farklı eyaletlerde hapsedildiği ve Shaylee'nin tanıdığı insanlar olduklarıydı. Bu da zaten aslında bağlantı kuruyor aslında bu annesini arayan kişiler olmasıyla arasında. Polislerin düşüncesine göre Shaylee'ni otoparktan tanıdığını düşündüğü birisi tarafından alınmıştı ve büyük ihtimalle kaçırıldığı günde hayatını kaybetmişti. Ama bu sadece bir tahmin. Bunların hepsi spekülasyon. Yani net olarak hiç kimse ne olduğunu bilmiyor. Çünkü net bir tanık hiçbir şekilde ortada yok. Ayrıca geçmişte Shaylee'nin iki tane seri katilin kurbanı olabileceğine dair iddialar da vardı ortada. Bunlardan birisi Christopher Under'dı. Kendisi Ohio'daki bir hapishanede tutulmaktaydı. Ve hani birçok kişinin kayıplarından sorumlu olduğu düşünülmekteydi adamın. Ayrıca bir kişinin de canına kıymaktan hapsediliyordu zaten. Ama sadece bu işte hapsedildiği kişinin davası dışında hiçbir şeyle suçlanmadı. Hiçbir kimsenin davasında şüpheli olsa bile bir suç işlediği ortaya çıkarılmadığı için adama başka bir konuda ceza verilemedi ya da onu yargılayamadılar. Diğer seri katil ise Larry Dwayne Hall'du ve kendisinde bu davada bir şüpheli olarak listelenmekteydi bir zamanlar. Hall'un 1980 ve 1990'larda 45 tane kadının canına kıymaktan sorumlu olduğu düşünülmekteydi. Hatta hala da öyle diyebilirim çünkü bazıları hiçbir zaman çözülememiş. Yani adamın listesine baktım, gerçekten inanamadım. Hepsi hani şüpheli 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 yazıyor ve bunu görünce aslında ne kadar çok kadının faili belli olmayan bir şeye kurban gittiğini de gördüm ve çok üzüldüm açıkçası. Kendisi hapishanede bu arada ama hapiste olmasının sebebi ise 1993 yılında bir kızın canına kıydığı için ve o da tıpkı diğeri gibi o kız dışında başka hiç kimsenin cinayetiyle suçlanmadı ve kesin bir kanıt ortada bulunmamakta maalesef. Fakat bilindiği üzere Larry Dwayne Hall koyu renk saçları olan, böyle omuz hizasında olan kadınlardan etkileniyordu. Ayrıca kurbanlarını da alışveriş merkezlerinin, marketlerin, otoparklarından vesaire kaçırdığı bilinmekteydi. Ve hani Shaylee'nin de omuz hizasında kahve saçları olduğu için ve bir otoparktan kaçırıldığı düşünüldüğü için onu da bir şüpheli olarak listelemeye başlamışlardı. Ayrıca bazı kaynaklarda adamın Shaylee'nin kaybolduğu süreçlerde yakınlarda bulunduğuna dair bilgiler gördüm ama net bir şey toparlayamadım ortaya. O yüzden o konuda çok bir şey söylemeyeceğim, yanlış yönlendirme olmasın diye. Ama sonuç olarak polisler bu iki şüphelinin de Shaylee'nin davasında bir şüpheli olmadıklarını ve onun bir seri katile kurban gittiğine dair iddiaların doğru olmadığını söylediler. Yalanladılar yani bu iddiaları. Her ne kadar Shaylee'nin ya da onun bedeni bulunmamış olsa bile ailesi hala onu aramaya devam etmekte. Evet, resmi olarak hayatını kaybettiğine dair belge yayınlattılar. Ama yine de onu eve getirip, eğer hayatta değilse bile bedenini eve getirip ona doğru düzgün bir cenaze töreni yapabilirler.
olabilmek ve ailesinin mezarlığında en azından güvenli bir şekilde kalmasını istiyorlar bedeninin. Onlar da polisle dediğim gibi birilerinin bir şey bildiğini ama söylemediğini düşünmekteler. Hatta söylentilere göre birileri bu adamlardan, işte bahsettiğim o iki adam vardı ya, onlardan birisinin senin sonunda şeyliğin gibi olur dediğini duymuşlardı. Ama bu da bir söylenti, yani gerçek mi değil mi bilemiyorum. Shailene Farrell'dan bahsedecek olursak çok kısa. Kendisi kaybolduğunda 18 yaşındaydı. Ela gözleri ve koyu kahverengi saçları vardı. Kaybolduğu sırada 1.60 boyunda ve 61 kilogram ağırlığındaydı. En son beyaz bir No Fear tişörtü, mavi şort ve siyah sandalet giyerken görüldü. Ayrıca mavi safir ve pırlantalarla süslenmiş kalp şeklinde bir anahtarlık taşıyordu. Alt dudağının altında kahverengi bir bend, sağ dizinin üstünde bir yara izi ve sol uyluğunda bir doğum lekesi vardı. 11 tane dişinde dolgu vardı ve 4 dişi de eksikti. Kendisi kaybolduğunda sigara içiyordu ve ara sıra alkol de aldığı bilinirdi. Ayrıca gözlük de takabildiği söylenmekte bazen. Bilmiyorum hiç yararı olur mu ama eğer yurt dışından izleyen birisi olursa ya da bir şans denk gelirse Shailene hakkında bir bilgisi olan birisine vesaire, lütfen eğer bilginiz varsa, belki bu %1'den daha küçük bir ihtimal ama, ekranda olan numaraya ulaşarak Pika Polis Departmanı'na ipuçlarınızı ve ihbarınızı bildirebilirsiniz. Bu konularda bu kanaldaki herkesin çok hassas olduğunu en azından tahmin ediyorum. Yani şu an olmasa bile belki ileride bir şey olur, birisi bir şey bilen birisi denk gelir. %0,1 bir ihtimal bile olsa bu numarayı da bırakmak istedim. Siz Shailene'e ne olduğunu düşünüyorsunuz? Eğer buraya kadar izlediyseniz lütfen yorumlarda belirtin. Sizce başına ne geldi? Kendi isteğiyle gitmiş olabilir mi? Hatta sizce o otoparktan mı alındı? Başına başka bir şey mi geldi? Ben bu davada halka yayınlanmayan, verilmeyen çok fazla bilgi olduğu kanısındayım. Yani takıldığı insanlar konusunda detay olsun. En azından bu çalıştığı marketin yapılan araştırmaları olsun, ki yapıldığına inanmak istiyorum araştırmaların orada da. Ama yine de bildiğimiz kadarıyla, bildiğimiz bu bilgiler ışığında siz neler olduğunu tahmin ediyorsunuz? Teorilerinizi yorumlarda konuşalım. Kanal üyelerime de buradan teşekkür etmek istiyorum. Hepsinin isimleri şu anda ekranda yer almakta. Eğer siz de bir kanal üyesi olmak isterseniz abone ol kısmının yanındaki katıl butonundan abone olabilirsiniz. Maddi destek de sağladıkları için bana tekrar onlara teşekkür etmek istiyorum. Karanlık Dosyalar Podcast'inde aşağıdaki açıklamaların en başındaki linkten dinleyebilirsiniz daima ücretsiz olarak. Beni Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarından da takip etmek isterseniz Instagram daima buralarda bir yerlerde, diğerleri de aşağıda açıklamalar kutucuğunda bulunuyor olacak. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum.